Güney Kıbrıs'ta yer alan Denya'daki tarihi caminin kundaklanması sonrasında Din İşleri Başkanlığı'ndan bir heyet Denya Camii'nde inceleme yaptı. Din İşleri Başkanlığı Larnaka temsilcisi Şakir Alemdar başkanlığındaki bir heyet, Güney Kıbrıs'ta bulunan ve dün sabah erken saatlerde kundaklanan Denya Camii'ne giderek incelemelerde bulundu. Dinişleri Başkanı Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında inceleme sonucunda caminin çatısının büyük ölçüde yandığının tespit edildiğini ve heyetin Denne Camii'nin bu sabah itibariyle tamiratına başlanıldığını gözlemlediğini kaydetti. Alemdarın, köyün papası, ileri gelenleri ve köylülerle de konuyla ilgili görüştüğünü ifade eden Atalay, görüşülen kişilerin olaydan duydukları üzüntüyü ilettiklerini ve çalışanlarla yapılan görüşmede Denya Camii'nin tamiratının iki hafta içerisinde bitirilebileceğinin öğrenildiğini belirtti. Güney Kıbrıs'ta yer alan Denya'daki tarihi caminin kundaklanması ile ilgili tepkiler de geliyor. Din İşleri Başkanı Tarif Atalay, Denya Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak bu tür saldırıların her türlü barış umudunu söndürmeye yönelik eylemler olduğunu kaydetti. Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis'in faillerin bulunması ve cezalandırılması yönünde yaptığı açıklamadan da memnuniyet duyduğunu belirten Atalay, bu açıklamalar doğrultusunda işlemlerin neticelenmesini beklediklerini vurguladı. Din İşleri Başkanı Tarif Atalay konuyla ilgili yazılı açıklamasında teknik komite etrafında restorasyonu yapılan ve bu süreçte de kundaklama girişiminde bulunulan Denya Camii'nin yeniden kundaklandığını öğrenmenin kendilerini derinden üstlüğünü kaydetti. Atalay, inanç ve ibadet yerlerine karşı yapılan bu tür saldırıların yeryüzündeki barış ve huzur ortamını bozmaya, güven duygusunu yok etmeye, her türlü barış umudunu söndürmeye yönelik eylemler olduğuna vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı da Güney Kıbrıs'taki Denya Camii'nin kundaklanmasına kınadı bakanlık, Rum yetkililerin olayın akibetini soruşturma başlatmasının önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, bununla birlikte geçmiş tecrübelerimizden hareketle başlatılan soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen benzer saldırılarda gözlemlendiği üzere sonuçsuz kalmaması ve bu insanlık suçunun faillerinin en erken zamanda bulunarak yargıya intikal ettirilmesi beklentimizdir ifadeleri yer aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Öseyit' de Denya Camii'ne yapılan saldırının ve buna benzer olayların çözüm sürecinin önüne takos koymaya amaçladığını belirtti. Bu tür saldırılar karşısında soğukkanlı ve sağduyulu davranmalıyız diyen Öz Yiğit, barış kültürünün yaygınlaşması çabalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Öz Yiğit yazılı açıklamasında, failler bir an önce bulunup gerekli cezaya çarptırılmalı, bu saldırıların failleri de meçhule yazılmamalı dedi. Öz Anastasiyelis'in olay karşısındaki tutumunu olumlu bulduklarını da sözlerine ekledi.